Merhaba, Fehmi Hoca ile İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Yine bir farklı ders videosuyla, eğitim videosuyla karşınızdayız. Bugün A1-A2 seviyedeki arkadaşlarımıza İngilizce diyaloglara örnek vereceğiz. How old are you? Ahmet. Ahmet kaç yaşındasın? I am 35 years old. 35 yaşındayım. Yine buradaki 35'i konuşan kişinin yaşı kaçsa onunla değiştiriyor. İşte 45 yaşındaysa bu cümleyi kuran kişi I am 45 years old diyecek. 20 yaşındaysa I am 20 years old şeklinde cevap verecek. Bu dediğim gibi kırmızı renkleri ve kırmızı renkle belirten kelimeleri değiştiriyoruz. Bu get devam ediyor. Bu bölümde de mesleğini işini soruyor. What is your job? Mesleğiniz nedir? İşiniz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Mesleğiniz ne? I am a doctor. Ben doktorum. Şimdi yine doktor kelimesi kırmızı. İşte örneğin siz diyelim ki e, teachers'ınız. O zaman I am teacher örneğin veya okuyoruz öğrenciysek isek o doctor yerine student yazıyoruz. I am a student şeklinde. E, veya işte nurse hemşire isek I am a nurse şeklinde belirtiyoruz. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at a hospital. Hastanede çalışıyorum. Yine at a hospital'ı kısmını kırmızıyla göstermişim. Bizimle mesleğimizle ilgili icra ettiğimiz mesleğimiz icra ettiğimiz yer neresiyse kırmızıyla olan yeri değiştirip orada onu kendimizle ilgili olan kısmına göre uyarlayıp değiştiriyoruz arkadaşlar. What are your hobbies? Hobileri nelerdir? My hobbies are Bak, my hobbies are kalıp. My hobbies are'dan sonra yine swimming and playing chess yüzmek ve satranç oynamak hobisi bu örnek üzerinde örnek kurgusu olarak verilmiş bir şey. Siz burada kendi hobiniz artık her neyse onu değiştirerekten de onları oraya yazıyoruz. Konuşma dilindeyse o koyarak, işte telaffuz ederekten o kelimeleri belirtiyoruz. Hobilerimizi gösteren kelimeleri kullanıyoruz. Do you like goldfish? Japon balıklarını sever misin? Yine Goldfish Japon balığını kırmızıyla belirtmiş. Biz burada Japon balığı değil başka bir şey değil. Sevip sevmediğini soruyorsak e, onun yerine başka bir şey yazıyoruz. Bir örnekten gidelim mesela. goldfish'in yerine işte do you like rabbits? Tavşanları sever misin? İşte do you like monkeys? Maymunları sever misin? İşte gibi değiştirebiliyoruz. Yes I do evet severim şeklinde e, kısa bir cevap vermiş. E, bu kısa olumlu cevap vermiş. What color is your hair? Burada e, saç kelimesini hair'i kırmızıyla göstermişim. Başka bir şey rengini soracak olursak da o varlığı yazıyoruz öyle arkadaşlar. Yine değiştirebiliyoruz. Sadece saç rengi değil. Bu kalıpla başka bir e, varlığın başka bir e, varlığında e, bu kalıp üzerine e, rengini sorabiliyoruz. What color kalıbıyla arkadaşlar. It is brown diyor. Kahverengi. Benim saçım kahverengi. Brown kahverengi kelimesini yine değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Kendi saçımızın rengi neyse hangi renkse e, biz de orada brown yerine Brown ki hep e, bu soruyu duyduğumuz zaman, bu soru bize sorulduğu zaman it is brown cevabını vermek zorunda değiliz. Brown'u değiştiriyoruz. Kendi saç rengimiz neyse onun da ifade ediyoruz arkadaşlar. Örneğin işte ne olsun saçımız e, siyah olsun. It is e, black diyoruz. Siyahsa saçımız. E, Saçsı e, kahverengi olan birisi bu e, cevap vereceğinde de it is brown'u kullanıyor. Evet devam edelim. Can you speak Russian? Rusça biliyor musun? Yani Rusça konuşabilir misin? Şimdi burada Rusça değil de başka bir dili sormak istersek işte Fransızca biliyor musun? Fransızca konuşabilir misin şeklinde bir soru sormak istersek denince Russian Rusça kelimesini değiştiriyoruz. İşte French yapıyoruz. Japonca ise işte Japanese. Çince biliyor musun? Çince konuşabilir misin şeklinde soracaksa Çince İngilizcesi olan Chinese kelimesini kullanıyoruz. No I can't. Hayır, bilmiyorum. Rusça bilmiyorum. Rusça konuşamam. Can't e, olumsuzluk yapsını yine kırmızıyla göstermişim oldu ki o, siz Rusça biliyorsunuz ve bu soru size soruldu. O zaman can't'i ne yapıyoruz? Can şeklinde olumluya çeviriyoruz. Ve cümlenin başındaki no'yu da atıyoruz. Olumlu cevap verilmiş için yesle başlayacağız. Can you play football? Futbol oynayabilir misin? Yetenekle ilgili bir şey. Yeterin soru. Futbol oynama yeteneğinin olup olmadığını, iyi, düzeyde futbol oynayabilir olduğunu sormaya çalışıyorum. Yes I can. Yine can olumlu ifadeyi kırmızıyla verdim. Tersten düşünelim. Eğer biz iyi ileri düzeyde iyi şekilde futbol oynayamıyorsak, o zaman can yerine Rusça sorusunda olduğu gibi can't e, olumsuzluk ifadesini kullanacağız ve e, cevabımız olumsuz kısa cevap oldu şimdi. Baştaki yes'i atıp no'yu kullanacağız arkadaşlar. What do you think about Matrix? Matrix filmi hakkında, Matrix hakkında, Matrix e, filmi izlediysen, Matrix'i izlediysen nasıl buldun, ne düşünüyorsun? It's a fascinating movie. Yani e, bence Matrix büyüleyici, harika bir film şeklinde ne yapıyoruz? Matrix filmi hakkındaki düşüncemizi e, dile getirmiş oluyoruz. Bu It's a fascinating movie. Fascinating movie kırmızı da belirtmişiz. E, eğer bizim Matrix hakkındaki sizin düşünceniz farklıysa onu anlatan doğru kelimeleri, sıfatları kullanarak e, düşüncenizi o, o filmi nasıl bulduğumuzu ifade edebilirsiniz. Başında I think de kullanabilirsiniz. Soruda da zaten what do you think kalıbını kullandığı için başta I think diye belirtmedim. Belirt edebiliriz. Yani I think it's a fascinating movie de diyebiliriz. İkisi de olur. Veya kısaca fascinating de diyebilir. Yani daha da pratik şekilde kısa bir cevap verilebilir. Hiçbir mahsuru yoktur bunun. Buket soruyor. What do you think about Julia Roberts? Julia Roberts hakkında ne düşünüyorsun? Julia Roberts'ı nasıl biliyorsun? Yani değerlendir yani Julia Roberts hakkındaki düşüncen nedir? Ee, bir kişi hakkındaki fikrini, düşüncesini soruyorum. Bakın burada az önce söylediğim şey buydu. I think kullandı. Bence, bana göre. I think. Yani cümleden önce. Sanırım anlamına da gelir ama burada e, bir devamda e, bir cümle kullandığı için o cümleye bence anlamında, bana göre anlamında kendi e, düşüncesini, fikrini veriyor. I think she is very beautiful and talented actress. Bence çok güzel ve çok yetenekli bir oyuncu. Şimdi very beautiful and talented actress. Yani çok güzel ve yetenekli oyuncu kelimeleri kırmızı ile yazılmış. Eğer ki siz Julia Roberts veya başka bir oyuncu veya bir futbolcu bir ünlü olabilir hakkında farklı bir şey düşünüyorsanız ne yapıyoruz? O kelimeleri biz very beautiful and talented actress kısmını atıyoruz. Kendi düşüncemizi yansıtan kelimeleri kullanarak e, cevabımızı fikrimizi e, söylemiş, açıklamış oluyoruz arkadaşlar. Thanks Ahmet. ve thank you da diyebiliriz. Thanks diye kısaltmış. E, thank you verim açtı diyebilir Derecesine göre teşekkürüm. Thanks Ahmet. Teşekkürler Ahmet. Teşekkür ederim. Çok e, teşekkürler. Sağ ol anlamda da Türkçeleştirebiliriz. My pleasure Buket. Rica ederim Buket. Yani bir şey değil. Rica ederim. Burada you are welcome da kullanabiliyoruz arkadaşlar. You are welcome da olur. My pleasure de olur. My pleasure da karşılıklı memnuniyet belirtir hani. Onun teşekkürüne teşekkürle jest anlamında kullanılan bir ifadedir. My pleasure yani ben de bu konuşmadan, bu sohbetten bu şeyden keyif aldım yani rica ederim bir şey demek bir şey değil. Ne demek anlamında hani ben de teşekkür, Ben teşekkür ederim. Yani ben de memnun oldum. Ben de mutlu oldum bu konuşmadan. Rica ederim bir şey değil şeklinde cevap veriyorum. Ok, devam ediyor. See you later. Ee, daha sonra later, daha sonra. See you later. Daha sonra görüşürüz. See you later yani görüşmek üzere. Goodbye now. Ee, hoşça kal. Yani şimdilik hoşça kal. Allah'a ısmarladık şeklinde de işte Goodbye. Allah'a ısmarladık. İşte hoşça kal. Ee, şimdilik now şimdi şimdilik anlamında da kullanabiliriz. Ahmet e, kısaca var. See you. Yani görüşürüz. See you later da diyebilir yani tam daha sonra görüşme üzere veya see you görüşürüz anlamında. Buket, see you Buket, görüşmeniz üzere Buket, bye, hoşçakal, ee, Allah'a ısmarladık şeklinde e, ne yapıyor? E, vedalaşmayı, ayrılmayı, kapanışı yapmış oluyor. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. E, umarım e, İngilizce çalışan arkadaşlara çok faydalı olur. Bu videolar e, onun için uğraşıyoruz. E, bir faydamız olursa da bu bizi e, mutlu eder. E, derslerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.